Bugün sizler için performans düşkünlerine yönelik geliştirilen bir otomobili, Renault Megane Ares Trophy'yi inceleyeceğiz. Renault'un kompakt sınıf temsilcisi Megane üzerine geliştirilmiş olan Ares Trophy versiyonu, ailenin en güçlü ve sportif olanı. Ares Trophy, Renault markasının Formula 1 deneyimlerinden faydalanılarak geliştirilmiş. Aracın Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde en hızlı önden çekişli otomobil unvanı bulunuyor. Şişkin çamurlukları ön ve arka tamponuyla standart Ares modellerinden ayrışıyor. Dış tasarımda birçok noktada otomobilin Trophy logosunu görmek mümkün. Ares Trophy gibi araçlarda kullanışlılık çok aranmasa da 344 litrelik bagaj hacmi günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. Otomobilin iç mekanı da sportif öğelerle şekillendirilmiş. Recaro marka koltuklar vücutla mükemmel bir uyuma sahip. Yolcuların stabilitesi için de bu koltuklar ideal. Kontrolleri standart Megane versiyonlarıyla aynı. Küçük butonları sebebiyle kullanımı alışkanlık gerektiriyor. Ya da spor konumu aldığınızda bu motor 265 HP güç üretiyor. Torku ise 360 Nm. Otomobil 0'dan 100 km hıza fabrika verilerine göre 6 saniyede ulaşıyor. Son hızı ise saatte 254 km. Dolaylarında ortalama tüketim değerine sahip olan Ares Trophy'yi zorlamaya başladığınızda tüketim ortalaması 16 litreyi rahatlıkla görebiliyor. Renault mühendisleri Ares Trophy'nin süspansiyon sistemi için büyük emek harcamışlar. Önde kullanılan bağımsız süspansiyon ve sınırlı kaymalı diferansiyel yardımıyla aracın yol tutuşunu tanımlayacak tek kelime muhteşem. Gücünü de başarıyla yere aktaran araç, ıslak zeminler haricinde kolay kolay patinajda kalıp zaman kaybetmiyor. Eleştirilen hissiz direksiyonuyla Ares Trophy'de karşılaşılmıyor. Direksiyonun tepkileri net ve hızlı. Brembo markalı fren sistemi performanslı kullanımı güvenli hale getiriyor. Ardı ardına yapılan frenlerde bile sistemin başarısında düşüş olmuyor.
Megan Ares Trophy, segmentinde gücü yere en iyi aktaran ve en iyi yol tutan araçlardan birisi. Bu aracı satın alacakların yüksek yakıt maliyeti gibi handikapları düşüneceğini sanmıyoruz. İkinci elde bu tip bir aracın değer kaybına uğrayacağı aşikar. Ancak sahip olunduğu dönemde sürücüsünün yüzündeki gülümsemenin eksik olmayacağını garanti ediyoruz.